Evet, 2020 TYT sorusuyla karşınızdayım gençler. Furkan beşer yıl arayla boyunu duvarın hizasında ölçüyor ve duvara şekildik gibi işaretleyip santimetre cinsinden 3 basamaklı diyor. Doğal sayılar olarak yazıyor. Demek ki basamak dedi. O zaman ne yapacağız? Çözümleme yapacağız. O zaman şöyle bir yazalım. 1 AB sayısı boyundayken 36 eklendiğinde bir BA sayısına ulaşmış. Demek ki 1 BA'dan bir AB'yi çıkartınca Sonucumuz 36. 1 BA sayısından da 40 santim uzayınca 1 CA sayısına ulaşmış. Demek ki 1 CA'dan 1 BA'yı çıkartınca da sonucumuz 40. Şimdi burada çözümleme yapılabilir ama çok basit bir şey de gözüküyor. A'dan A çıkınca 0. O zaman C'den de B çıkınca 4. C-B'nin eksi 4 olduğunu söylemek gayet mantıklı olur. Şimdi gelelim buraya. Şimdi çözümleyelim. Burada 100 var, 10B var, artı A var. Bundan çıkartacağız. Kimi? 1AB'yi çözümlüyorum. 100 artı 10A artı B. Bu farkı 36 eşitliyorum. Yüzler gençler zaten birbirini götürdü. 10B'den B çıkarttım 9B. A'dan 10A çıkarttım 9A eşittir 36. Baran 9B 9A'yı 9 parantezine almamız Aynen. gerekir. B eksi A eşittir 36. 9'u kimle çarpsak 36? Şey 4. 4 doğru. O zaman güzel. Şimdi gençler burada A, B, C'nin rakam olduğunu unutmuyoruz. C, B'den 4 fazla. B A'dan 4 fazla. Ve bu rakamlar dikkat sıfırdan farklı. O zaman şimdi beraber ABC tablosu yapalım bakalım A'ya en ufağından 1 versek rakam veriyoruz. A'ya 1 verdiğim anda B'nin ne olması gerekiyor? 5 olması gerekiyor. Peki B'ye 5 verdiğimde A'nın ne olması gerekiyor? 9 olması gerekiyor. Çünkü farkı 4. E zaten C A'ya minimum değeri verdiğimde 1 verdiğimde C alabilecek en büyük değeri aldı. Demek ki bu tek durummuş. Yani A 1'miş, B 5'miş, C de 9'muş. A, B, C toplamı soruluyor. A artı B artı C. 1 artı 5 artı 9. Bu kısmı en zor kısım olduğu için barana bırakıyorum. Tabii. E 15 hocam. Tebrikler. Önce 9 ile 1'i mi topladın? Evet. Helal. 15 daha 15 yaptı. Görüşmek üzere gençler.